Yeniden tekrar mutlu günler değerli futbol severler. Eskişehir Spor 2, Kırklareli Spor 2. TFF 2. Lig'in 22. haftası erteleme mücadelesinde ekipler sahadan bir puanla ayrıldı. Ayhan Taşı ile birlikte maç sonu değerlendirmemizi yapacağız. Hocam nefesleri kesen son 15 dakika Eskişehir Spor 2-0'dan 2-2'ye getirdi maçı. Sen neler düşünüyorsun? Ya müthiş bir maç oldu hakikaten. Yani futbol adına aslında ilk 45 dakika, hatta 60 dakika, 70 dakika boyunca Eskişehir Spor penceresinden baktığımız zaman futbol adına çok çok bir şey verdi demek yanlış olur. 2-0'dan sonra müthiş bir geri dönüş oldu. Ya hakikaten Eskişehir Spor'un belki son 3 sezondur ilk defa müthiş bir geri dönüşü oldu. Ki 2-1'i yakaladı. 2-1'den sonra bana göre gol olan bir pozisyon offside olarak değerlendirilmedi. Hemen 1 dakika sonrasında Onur'un golüyle 2-2 yakalandı. Ve sonrasında ciddi pozisyonlar, yine ciddi pozisyonlara girdi Eskişehir Spor. 3-2 maçı döndürebilirdi Eskişehir Spor. Ancak neticesinde 2-2 bitti. Tabii genç çocuklar işte hep diyoruz ya deneyim. Deneyim de burada işte ortaya çıkıyor. Müthiş bir özveri gösterdi çocuklar. Özellikle maçın son çeyreğinde müthiş bir özveri gösterdiler. Ancak maçın skoruna etki edecek bir puan oldu. O bir puanla sahadan ayrılmış olduk. Eskişehir Spor adına kaybedilmiş yine 1-2 puan. Fakat 2-0'dan sonra döndürülen bir puan var. Ancak işte maalesef kötü gidişat tabii türlü dur diyemiyoruz. Makas daraldıkça bir level daha aşağı düşmenin hızlandırılmış şeklini görüyoruz. Onun için de önümüzdeki maçlarda da hani Eskişehir Spor adına bugün baktığımızda evet yine son çeyrekte güzel işler oldu, yapıldı, edildi, ancak hani önümüzde oynanacak maçlar için çok umut verici hakikaten futbolu yine görmedik. İnşallah önümüzde oynayacağımız diğer maçlarda, geride kalan o 8 tane maça baktığımız zaman, pardon 7 maçta Eskişehir Spor en kötü ihtimalle ligde kalacaksak 7 maçın en az 5 tanesini bu takımın kazanması lazım. Geriye kalan o özellikle 2 maçı da bir şekilde, hadi bir maçı kaybedersin bir beraberlikle lige tutunmaya çalışırsınız ama hani futbolunda bazı gerçekleri var. Siz kazandığınız yerde rakiplerin tamamının kaybetmesi gerekiyor. Ya bugün Zonguldak Kömür yine farklı bir deplasmanda Uşakspor'u farklı bir skorla yenip hanesine 3 puan yazdırdı. Eskişehir Spor'un Eskişehir Spor'dan çok iyi günler bizi beklemiyor. Ben burada farklı bir şey söylemek istiyorum. Hakikaten şu anda ben hiç kimsenin bir Suat Kaya'nın ben kişiliğiyle veya hocalığıyla alakalı tek kelime söylemek istemiyorum. Ancak ya bu saatten sonra Suat Kaya'nın da burada hakikaten ciddi anlamda bir maaş aldığını da biliyoruz. Kendisinin de ekibinin de. Bu saatten sonra Eskişehir Spor'a lüks olacağını düşünüyorum. Ligin kalan maçlarında Eskişehir Spor'u sevk ve idare edecek kapasitede burada da insanlar var. Ben yönetim kurulunun bu mihmanda bir karar alır mı almaz mı bilemem. Tabii onların kendi kararları. Neticesinde yönetim kurulu aracı her türlü kararlara biz de saygı gösteriyoruz. Ancak bu saatten sonra bilmiyorum Suat Kaya ve ekibiyle alakalı yönetim kurulunun bir ciddi şekilde bir düşünmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, maç sonu yayınımızı noktalayalım. Ben Ahmet Deniz Can Uruç, kameraman arkadaşım Mert Ergenç ile birlikte maç sonu yayını da yaptık. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.